Fener onayırdan herkese merhabalar yine Sena Top'la birlikte bir Fenerbahçe maç sonu programıyla yine karşınızdayız. Öncelikle bu bundan önceki programlara göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz gerçekten çok güzel mesajlarınız var hepsini okuyoruz hepsini görüyoruz diyorum ve evet, hemen... Ben teşekkür edeyim. Sormak istedikleriniz varsa da ayrıca lütfen yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz de bir dahaki programda elimizden geldiğince evet. bunları cevaplamaya çalışıyoruz. Ee, Teşekkür ayrıca ederiz. Ayrıca e, bu ikiliye dair başka bir şey görmek istiyorsanız da onları da fikir olarak yazabilirsiniz. Onları Ama da Ama senin artık benim bir partnerin var. Kim? Mert. Ha Mert. Eğlenceli bir içeriği Mert'le evet. Mert'le çok bir yani çok hem değil. yorum programı hem eğlence programı vallahi. Yani. Evet Mert şey e, Çok eğlenceli YouTube, bir kardeşimiz. YouTube'un YouTube'un altın çocuğu diyorum ben ona. Geldi. Nasıl çok, çok geldi. Çok çok efsane. Burada da güzel daha yeni başladık ama oturacak yani daha tam e, oturmadı. Güzel e, bir program olacak o da. Diyorum Fenerbahçe'nin Alanya'yı bir, bir sıfır yendiği, hep 1 bir yendiği maça geçiyorum. Hı hı. Ee, North Jelant maçında öncesinde aslında e, bazı tartışmalar işte bu kadar kadro değişikliği doğru mu? Döndük Alanya maçına yine aslında 7-8 tane ilk 11'den oyuncu değişmesi. Geçen sezon alışıktık buna George Jesus'tan. Yani e, Jesus da aynı şekilde her hafta yani Avrupa lig haftalarında 7-8 tane oyuncu değiştiriyordu. İsmail Hoca da benzer bir uygulamaya gidiyor. Ee, hem, Ama bir fark var. Hem buradan başlayalım hem de tabi Alanya evet. maçıyla alakalı senin de değerlendirmelerini başlayalım. Şimdi ben başlayalım. Volkan doğru rotasyon hani olabilir mantıklı belli noktalarda. Ama geçen sene bu senenin farkı şu. Yani Ciku, işte Bekao, efendim İsmail savunmaya yakın oynuyor. Yani kaleciyle savunma arası boş değil. Eskiden sen rotasyon yapıyordun. Takım da yarı, yarı sağ çizgisinde oradaydı. Stoperler orta sahada oynuyor. Yani bu sistem, sistemsel çok ciddi bir değişiklik var Fenerbahçe'de. Ben mesela maçtan bir gün önce e, gazeteme de yazdım, milliyete de yazdım. Yani öncelik savunma diye. E, 11'e rica edebilir miyiz? 11'de mesela şöyle bir durum var. İlk kez Livakovic bekao Ciku ve İsmail bir arada oynadı. İsmail tabii Fred'in daha arkasında hı hı. altın, altın Yani orası Fenerbahçe'nin savunmasının kalbi, yüreği, beyni, merkezi ne dersen de yani onların bir arada oynayacağı ilk maç olu, olacağı için çok önemliydi. Allah'ın Spor'un pozisyonu yok. Evet. Yani ben, takım savunması. Ben ne de ne oradan girecektim. <laughs> Şimdi e, Ciku Beko ideal ikili duvar oldular. Hı hı. Maçtan sonra işi işte biraz sohbet ettim. Hani teknik eğitim yorumları nedir ne değildir diye. Ciku ve Beka bir duvar oldular. Beka topu da iyi kullandı. Livakovic bunun için alındı. Tık diye hemen refleksini bir çok, Top geldi bir top abi. Zaten abi böyle oluyor. Bir top geldi. İsmail'i İsmail, İsmail hatasıza hemen hemen yakın oynadı. Riske girmedi. Basit oynayınca. İkinci yarının başında bir iki tane yine o hastalık var ya. O yani evet Ufak oldu. tefek ufak tefek. Eskisi kadar da inşallah azalacak. Şimdi sen burada problem yaşamadığın sürece sevgili Volkan. Ben bunu çok net. Bu, bu ligin hani şey e, DNA'sı bu. Şampiyon olmak istiyorsan. Bak ileride Tadic, Cekos, Manski, İrfan gol atmama şansı çok çok düşük. Zaten böyle oldu. Abi dün bak. Düne kadar e, bu dörtlü şu ön taraftaki yani şu an sizin de gördüğünüz Ceko arkasındaki üç oyuncu toplam gol asist katkısı. Evet. 11 resmi maçta kaçtı biliyor musun? 40. 40. Hı hı. Hı hı. Dün İrfan gol attı 41 Ceko asist yaptı 42. 12 maçta 42 gol katkısı. Şimdi tabi bunlar birbirine asist yapıyor gol atıyor yani. Fenerbahçe 42 gol atmadı ama hı, adamların toplam. bireysel performanslarına baktığın zaman mesela İrfan Can 6 gol 4 asist. Ceko 6 gol 6 asist gibi evet. inanılmaz istatistikler yakaladılar. Şimdi ben şuradan gireceğim. Senin bahsettiğin noktaya noktadan devamla gireceğim. Türkiye Ligi bakalım bak. Geçen sezon Galatasaray öncesi, onun öncesi, onun öncesi sezon sezon inceleyelim. Başakşehir, Trabzon Şampiyonluğu. Bir. Birey. Kaleci. iki stoper. 6 numara. Mustera. Nelson Abdülkerim. Torreira. Hı, hı. Daha da geri gitti yani. 2000'lere git. Hep böyle bak. Hep böyle. Hep iyi iki stoper yakalayan ve önünde iyi bir ön libero ile. Bak 2003'e gideyim. 2003-2004'e gideyim. İyi kaleci Volkan. E, ilk yeni başlangıçları. E, Luciano. Thomas. Aurelio. Hepsi. Yani Thomas tabi formayı attığı için biraz kısa sürdü Fenerbahçe kariyeri ama ya Lugano, ama iyi yani. Volkan yani e, ya ya hep bu 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 şimdi şunu şampiyon ya, kadrolarda hep o dörtlü. Şimdi şöyle bu belki yani çok bunu söyleyince olurdu. başlangıçta insanlar işte biraz daha e, böyle janjanlı kelimelerle belki bunu anlatmak istiyor olabilirler ya da böyle duymak istiyorlar insanlar ama bu işin gerçeği bak bu Türkiye liginin gerçeği. Premier Lig'in gerçeği bu olmayabilir. Hı. Serie A'nın gerçeği, bizim ligimizin gerçeği kaleci stoper ve altı numaranın hani iyi olmadığı müddetçe ileride Ceko Icardi Aubakar aynı anda oynasa bile bir şey fark etmez. Yani çünkü gol yediğin zaman disiplinden kopuyorsun, dağılıyorsun, Şimdi panik başlıyor ve çok, devamında da sıkıntılar çok oluyor. E, yani gol atmak, gol yemek. Şimdi bir kere iki teknik adam hani geçen sezonla bu sezonu çok kıyaslıyoruz ya. İki teknik adamı anlatırken biraz hani ekonomide şöyle bir dil vardır ya. bir doların Türkiye'deki değeri ile Amerika'daki değeri aynı değildir mesela hmm. hani alım gücü olarak. Burada da Fenerbahçe'nin bu sezon attığı bir golle geçen sezon attığı bir golün değeri aynı değil. değil yani. tabii. Çünkü burada yemiyor. Burada yemiyor geçtim. Bak, e, Alanya Spor bu ligde kim neler sesi Şu ana kadar namalup. malıp, e, puan kaybetme potansiyelini olan deplasmanlardan bir tanesi. İkinci yarı. Alanya Spor'un gol beklentisi ne biliyor musun? 0.0. 0.00. Galiba ta 0. tarihinin en en düşük gol beklentisi. Abi ikinci yarı ikinci yarı ]ıyorum? gol beklentisi yok. Böyle bir istatistik olabilir mi? Hani ilk kere o e, senin bahsettiğin Levakovic'i çıkardı. Toplam dolayı 7, corner. 0. 0. 0.7. 0.07. İkinci yarı yok. Şimdi sen burada bence çok güzel bir şey söyledin. Onu ben de biraz daha e, detaylandırayım. E, 4 gole de 3 puan. 2 gole de 3 puan. 1 gole de 3 puan. Gol yemedim mi? diyeceğim. 1-0. Sonuç deplasmana bakar mısın? Samsun Spor 2-0. Ankara gücü 1-0. Alanya Spor 1-0. Tabela ne yazıyor? Üç 9. Puan. 9 puan abi. Şimdi bu, bu noktaya bu noktada biraz daha kalmakta fayda var. İnsan, yani şey güzeldi tabii. Jesus'un belli noktalarda oynattığı oyun. Baskılı, tempolu, keyif veren. Pirlo dünya futbolunun gelmiş geçmiş en önemli yaşayan efsanelerinden biridir. Sorsak herhalde çoğu kişi katılır. Adam dedi ki maçtan sonra ben dedi ilk kez dedi bir takımın dört gol atıp maç kaybettiğini gördüm dedi. Fenerbahçe Karagümrük maçından bahsediyor. Beş evet. gol, beş dört bitti. 5 bitti. bitti bravo. Yani bu tip şeyler istisnaidir. Sen bir kere dört gol yediğinde beş gol atabilirsin. Bir evet. keredir ya Pirlo bile hayatında görmemiş, evet. Dünya Kupası kazanmış, <laughs> Mali kazanmış, neler neler görmüş. O yüzden ee, vay be müthiş bir. Kısacası bu bir hamasetti mi abicim? Ya yani iki, fenerbahçe iki atarsa üç, iki yerse atsın, seni, üç yerse dört atsın. Kulağa hoş Hı -hı. gelen teoride ee, mümkün gözüken, pratikte sürdürülebilir bir durum değil. Sürdürülebilir durum. Ee, İsmail Hoca'nın oynattığı oyundur. Şampiyonluk için. Ha dersin ki daha tempolu oynaması gerekir. Bunlar başka şeyler ama biz sonuç odaklı konuştuğumuz için söylüyorum. Ben yıllarca çocukluğumdan beri Serie A'yı izlerim. 90'lı yıllarda zirve dönemini yaşadı. 2000'lerin başları da benzer şekilde. Abi 2-0, 2-1, 1-0, 2-0, 2-1, 1, 1, -0, 2 -0, 2 -1, 1 Hep böyle. Juventus böyle şampiyon oldu. Milan böyle şampiyon oldu genelde. Yani savunmadır abi. Bu, bu işin temeli savunmadır. Savunma olmadan Jeko da bir şey yapamaz. Tadic de bir şey yapamaz. Şmanski de bir şey yapamaz. İddia ediyorum Livakovic o topu çıkarmamış olsaydı bugün biz farklı bir şey konuşuyor evet, olabilirdik. Doğru. Biraz işi hani düşünce yapımızı belki belli noktalarda değiştirmemiz gerekiyor. Ya öndeki mesela Icardi, Abubakar işte Abu Bakar şampiyon olunduğu senelerde diğer takımların şampiyon olduğu seneler, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu senede Sergen Hoca ne yaptı? önde oynuyordu sonra savunmayı biraz daha geriye çekti ve savunmayı abi, ön plana şan... gez özel Gezzal bireysel yetenekleriyle o şampiyonlukta numaraya numarayı numara yazarsın arkasına Souza'yı yazarsın abi Sow abi anladın orada, mı orada Ersin orada <laughs> Ersin'i yazarsın Belinto'nun istisnai performansı ama şunu söylemeye çalışıyorum Fenerbahçe gol yemediği müddetçe galibiyete her zaman yakın evet. olan taraftır bak sana şeyi söyleyeyim sen bu arada ben o şeyi bulurken eklemek istediğin şey varsa. Ben şunu, şunu ekleyeceğim. Yani İsmail Hoca Fenerbahçe'ye ne kattı? Hı hı. İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'ye kattığı şey şu abi. Hı hı. Sıfır oynamayı biliyor. Sıfır. Sıfır sıfırı oynamayı biliyor. Hı hı. Dün ilk yarıyı ben izliyorum. Alanya Spor. Sen İtalya'ya gittin, Serie A'ya gittin. Catenaccio'su vardır meşhur İtalyanların. Hı hı. O Catenaccio'dan daha sert bir e, diziliş. Böyle 8-9 kişinin ceza sahası önüne yığıldı evet. ve e, tamamen topu kapıp hızlı çıkma yönelik başka hiçbir planı olmayan bir takım şeklinde Fenerbahçe karşısında durabildi. Buna rağmen bak daha 8. dakika Ferdi soldan bir top çıkardı. Edin böyle 6 pasın içinden ayak içi plase kalecinin bacak arasına takıldı top. 8. dakikada öne geçiyorsun. Yani hani Fenerbahçe savunma oynuyor değil. Bak bu benim söylediğimden bu anlaşılmasın. Fenerbahçe savunmalı, savunma futbolu oynuyor değil. Fenerbahçe gayet Hücum futbolu oynuyor. Fakat hücum futbolu oynarken bazı risklerden nedir o? Örnek stoperleri çok 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 öne çıkarmak. Seni Jesus örneğinde verdiğin gibi. Çok çok öne çıkarmak gibi risklerden uzak duruyor. Sakınıyor. Macera macera aramıyor. Mantıklı, altı dolu bir Panik sistem yok. var. Evet. Panik yok. Sakinlik var. Hı -hı. Bir de üst üste maç kazanmanın getirdiği özgüven var. Ve takımda kim ne dersen geçen sezon Ener Valencia 30 gol attı. Ama kardeşim takımda tecrübe var abi. Şimdi bak ben bunları ya biz kaç sene olmuştur? 15-20 sene oldu bizim Gerçekten. tanıştığımızın. Işte doğal olarak Fenerbahçe'yi takip ediyoruz o süreç içerisinde. Ya şunu sahada fark etmiyor musun? Mesela sezon başlıyor abi. Mesela ben muhabir ol, yani muhabirlik yaptığım dönemde de hep bunu hissediyordum. Bu sezonla hissediyorum. Mesela bu takım olmaz diyorsun. Neden diyorsun? Orada belki de bütün maçlarını kazanacak. Fenerbahçe zaten her maçına favori çıkıyor. Hangi kadrolü olursa olsun. Ama bazı oyuncuları görüyorsun. Ya diyorsun ki bunlar Fenerbahçe oyuncusu değil abi diyorsun mesela. Tamam mı? Ama mesela bu sezon izlediğimde şunu diyorum. Abi çok mu sıkıştın? Ya hiç belli olmaz. Bak hiç hesapta yokken Fred çıkar bir şey yapar diyorsun mesela. Fred normalde bir savunma önü oyuncusu ya da bir orta saha oyuncusu. Çok skor katkısı beklemez. Ama o tecrübe var. Dün mesela bir ceza sahası koşusu var. Acayip hoşuma gitti. North Zealand maçında iki tane pozisyona giriyor. Yani e, Fenerbahçe'nin de böyle cevherler var bu sezon. Evet. Yedekleri de çok iyi hani bu arada. Sistem değişti, felsefe değişti. Ama şöyle de bir boyutu var işin. Oyuncu kalitesi de arttı abi. Hı -hı. Bundan dolayı zaten izleyen %90, bu arada %10'luk bir kesim hala ya Fenerbahçe maçı niye öyle bitirdi falan diyor da. E ee, izleyen kesim diyor ki ha Fenerbahçe bu sene belli abi diyor. Bu sene Fenerbahçe zor yenilir diyor. Bravo. Zor gol yer, zor, zor yenilir. gol yer, zor yenilir. Ki zaten İsmail Hoca'nın Süper Lig'de son 17 lig maçı bak bu çok önemli istatistik abi. 12 galibiyet, 5 beraberlik. Bunu nasıl yapıyor peki? Bunun çünkü bir formülü var. O formülü bildiği için hoca. Evet. E, ayakları yere basan. Bak mesela şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu maçtan önceki bir istatistik de bu. Fenerbahçe 32 gol atıyor. inanmıyorsam tüm maçlarda 6 golüyor. 2 maçta geriye düşüyor. Benim anlatmaya çalıştığım şu. Ee, maçların ilk yarılarında 9 gol atıyor. İkinci yarılarında 60'tan sonra Evet, o... ikinci yarılarında 23 gol, son yarım saatte 17 gol atıyor. E, şimdi benim benim bahsettiğim yani yarısını 60'tan sonra atmış. Şimdi dolayısıyla 0-0 gittiği müddetçe bizim ligimizde dakikalarla içinde senin şansın artıyor. İçeride dışarıda Şimdi senin zaten kadro rakiplere göre daha iyi değil mi? Deplasmandasın diyelim. ayı soktun, Ceko'yu çıkardın, Ceko şuayı yaptın, ne bileyim işte Cengiz'i soktun. Bir sürü oyun yani o kadar çok anahtarım var ki o anahtar açmadı bu anahtar, bu anahtar açmadı bunu da deneyim. 4-5 tane farklı anahtarla birinde sonunda açıyorsun. Hani evet. set oyunundan e, bağımsız yeteneklerinle de bu dünyada da böyle arkadaşlar Sizden zannediyor musunuz ki dünyanın birçok liginde tüm ofansif anlamda gelen gollerin setle geldiğini, bireysel olarak yeteneklerle de e Bu hafta Milan, inisiyatif... Milan bir sıfır aldı. Evet. Leao, bir tane kaçırdılar Leao'yu. Bitti, aldı, golü bittim, attı. Golle... Bitti, 1-0 aldı e, maçı. Benzer şey Dimarco aldı, uzaktan vurdu. Heh. Yani e, böyle bir idealize edilmiş futbol anlayışı var. Fenerbahçe ofansif oynar, Fenerbahçe savunma yapmaz. Hayır kardeşim, Fenerbahçe önce savunma yapar. Evet. Savunma yapmayan takımın ilk dörde girme şansı yoktur. Kadrosu istediği kadar iyi olsun. Üç tane attın İstanbul Sporu yenemedin ya, geç, bravo geçmişe dönüp bakın. Kendi hafızanızdan da hani eğer yaşınız daha gençse dayınıza, abinize, arkadaşınıza, babanıza bu böyle. Biz izleyenlerin büyük çoğunluğu 95-96 şampiyonunu hatırlamıyor mesela. Evet. Fenerbahçe uzun yine böyle bir serisi vardı. Carlos Alberto Pereira'yı getirmişti. Pereira değil. Ee, abi sezon başladı. Kemalettin'den ön libero yaptı biliyorsun. Ön libero Türkiye'ye ilk öyle girdi yani. Sıkı, biraz sıkıcı futbol olarak eleştirilirdi. Bak abi ben hatırlıyorum ben 13-14 yaşındayım ve sana şöyle söyleyeyim. Oynanan futbol ne biliyor musun? Tamamen e, İtalyanların o taktik futbolu. Juventus'un hani bir sene Şampiyonlar Ligi'nden 6 maçı da 1-0 kazanarak çıktığı evet. sene var. Öyle. Evet. E, yürüye yürüye, yürüye yürüye. Aykut, Boliç, Atkinson vardı o zaman. toprağı boz, öldü. Ee, i̇şte işte golcülerini devreye soka soka 1-0. Bir, bir de Trabzonu deplasmanda 2-1 yerinde bitti iş abi. Uçehök Kemalettin. Uçehök Kemalettin İlker oğlu Erol Bulut solda da. O, o merkezi yani e, bu açıdan ben Fenerbahçe'nin artık takım savunması, savunması vesairesi oturduğunu düşünüyorum. Bir cümle ben her program Ceko ile alakalı belki konuşur ama şunu bir kere daha ifade edeyim. Ee, dünkü maçta iki pozisyon ya da üç pozisyonu var bir İki tane karşı karşıya, bir tane kafayla. Kafa çok, kafayı çok güzel vurdu, ama olmadı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ceko'nun en büyük avantajı ve takıma sağladığı en büyük avantaj şu. Dünkü maçı bir kere daha hatırla, hatırlarken Ceko ceza sahası dışından çıktı. iki defa sağ kanada deplase oldu. Sağ kanattan bir tane Fred'e kesti. Hatırlıyor musun? Bir tane Fred'e kesti golde de merkez istasyon olarak topu aldı, tuttu, döndü, İrfan'a verdi. Evet. Yani Ceko tabii ki bir golcü. Ben kendisine de sordum. Yani hani tabii gol dedi başka bir şey ama ben oyunu oynamayı da seviyorum dedi yani. Evet. Oynatmayı da seviyorum. E, Antalya maçında dedi. maçı çözen asist O yüzden de hani Ceko'yu değerlendirirken naçizane kanatlarda şey maçında işte Antalya maçında yine orta yapmadı mı Ceko i̇şte Onu diyorum sol, sola çizgiye ee, indi. Ortayı ilf, yaptı. İrfan Can kafayı. Ya, normal alcan. tam tersi olması lazım. Evet. Yani bu aslında ezber bozan. Normal Ceko'nun olma yani e, bu açıdan bakmak gerekiyor. Genel çerçevede ben Fenerbahçe'nin artık ideal kadrosunun bu olduğunu. Hı hı. Bu son çıkan maçlık kadro Fenerbahçe'nin düşünüyorum ideal 11'idir. Cengizle İrfan arasında belki ilerleyen e, dönemde bir, bir rekabet olur. olabilir ama şu bir an Bir de Jayden İrfan... çok iyi gidiyor. Jayden'la Ferdi yani Ferdi başka bir bölgeye taşıyıp Jayden'ı 11'de yapabilirsin ama taşıyacak başka da bölge neresi var ki bilmiyorum. Ya şimdi İsmail'in yerinden Ferdi'yi koyamazsın gibi. Orada tam olmaz gibi Yok, sanki. Hayır. yani hani ön tarafa Tadic, Şimanski, İrfan üçlüsünden biri yapabilirsin ama onların da tabii e, kulübeye çekilmesi Abi biraz zor. Şöyle ben ben şöyle görüyorum. Şimdi i̇şte İsmail yabancı yerli kontenjan olması İsmail Crespo olabilir orası. Evet. Ama yerli olduğu için İsmail'den dolayı İsmail de tek pas oynadığı deçe devam eder. Ee, ileride İrfan çok formda. Şimanski İyi oyuncu Fred, iyi oyuncu Ceko zaten tartışmaya gerek yok. Tad de zaman zaman mesela insanlar eleştiriyor Tad son birkaç maçtır. Ben çok aslında eleştirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar Tad için saha içinde kalçasını vücudunu koyup takımın ileriye taşıdığı bekliyor gelin diyor. Takımı ileri taşıyor. İşte 8. dakikadaki yani, pozisyon öyle oldu. E, bravo. Bazı noktalarda tabii ki hatası var. Fiziksel olarak belki düşebilir, bu ayrı bir şey. Ama ben şunu görüyorum. Topu Tadic'e verdiğin zaman Tadic topu tutup takımın yerleşmesini sağlıyor. Onu yaptığı fansi. an problem yok. Tabii tabii. Ondan sonra Fenerbahçe pas trafiğine başlıyor. Onu yaptığı an zaten rakip sahaya yerleşiyorsun ve e, o andan itibaren zaten istediğin oyunu oynamaya başlıyorsun. Tadic bence o anlamda bir istasyon. Yani evet. orada topu tutuyor, banka gibi. İşte çok kuvvetli. Ve e, bak bu arada sorudan girenleri de konuşmadık. Yani şimdi Fenerbahçe'nin <laughs> bence rakiplerinden özellikle Beşiktaş'tan ayıran özelliklerinden biri bu. Yani e, giren oyuncuların mesela Samet Akaydın diyoruz da Samet Akaydın geçen sene 11 oyuncusuydu. Evet. Ocaktan sonra. Hı hı. Mert Hakan, Basu Şahin, Kent, Ceylin Ostar Kent'te başlangıç Bakar mısın yani 11. kadroya? Burada şunu da sordum ben. Bu arada Emre Mor yok. Bu arada Cengiz Ünler yok. E, bu arada e, Miha Zayt, e, Serdar Aziz, Serdar Aziz yer kalmadığı için kadroya alınamadı, götürülemedi Alanya'ya. Yani o, o, konuda da haklısın. Şunu sadece ekleyebilirim. Ben şeyi sordum. E, Ceko ve Tadic'in aynı anda çıkması, e, Batşoğa ile Kent'in girmesi. Üç Hı. değişik yaptı. Bir üçüncü değişik daha vardı. Kimde? Oster O, Oster, o, o da Osay Samuel'in ağrıları. E, onu da bir bilgi olarak vereyim. Niye e, Ceko Tadic aynı anda çıktı vesaire. Şöyle bir şey oldu doğal olarak biraz yorgunluk vesaire ayrı. Bir de e, son bölümlerde Alanya Spor topu geriden oyuna sokmaya çalışır ve hazırlık pasları yapmaya çalışacağı için Hı -hı, baskı önde yolu. baskıyla bravo önde baskıyla Batshuayi ve Kent gibi iki diri ki Batshuayi baskıyı yapar. Hı -hı. Önde baskıyla e, bunu engellemek için hani insanlar sorabilir niye bu değişik? Evet. Teknik olarak sebebi de o. Samet'i sokup 3 stopere döndü gibi bir şey söyleyeyim. Aslında Ciku biraz daha önlerinde oynadı evet. ifadesi de Orta e, yani ne oldu? Yani kaleci Samet Bekao onun önüne de bir set olarak neredeyse Ciku ve İsmail'i koydu. Yani bu, bu arada bunlar hep savunma hamleleri. Bu bu arada son 10-15 dakika yani evet. e, toplamda baktığın zaman Fenerbahçe'nin oyununu anlatan bir şey değil bu. Tabii tabii. E, ama orada vidaları sıktı. Bu kadar basit. Yani, çalışın, vidaları sıktı. Orada hem yoruldular e, Ceko'da Tadic'de hem de Fenerbahçe'nin artık biraz daha oyunu bitirmesi gerekiyordu. Ve böyle bir hamleyle maçı da bitirdi. Ki dediğim gibi ikinci yarıda e, 0.00 gol beklense bu da çok az görülebilecek bir şey yani. Hani en azından bir yalandan uzaktan şut falan ya. olur. O bile yok. Tabii yani. yalnız sadece şu, şunu düşünmedim değil. tabi e, tabii bunu teknik açıdan mantıklı görmekle beraber. Ceko ve Tadic'in Evet biri 37 diye 35 yaşında 34 bir yorgunlar olabilir vesaire aynı anda oyundan çıkma şöyle bir risk de olabilir şimdi e, önde baskı yaparsın rakibinin çıkmasını engellersin vesaire daha dinamik oyuncular ama Joko ve top tuttuğu için seni o alanda da tutabilir en azından belki bir tanesi evet. e, kalabilirdi diye düşünmedim değil mi? Kesme senin anlamda biraz e, eksik kaldı ben daha fazla top taşımasını bekliyordum enerjisiyle hani e, oyuna girip Batshaw ile aynı şekilde. Ee, onların biraz daha işin e, içine dahil olması lazım ama, yani sürelerin artması lazım. Mesela North maçı çok iyi oldu. Kent için, Batu Şahı için, Joshua King için, yani oynayan mesela Crespo için yani oynayan tüm oyuncular o maçta. Bence hani hem fiziksel olarak iyi duruma geldiler hem de kendilerini işin içinde görüyorlar. Bu çok önemli. Ben nasıl olsa oynamıyorum der futbolcu. O zaman işte kaybedersiniz. O zaman takım ortadan ikiye bölünür. Bu takımda hiç öyle bir şey görmüyorum. Bu takımda hiç öyle bir şey sezmiyorum. Biz senin şey konuşayım. pardon. Yani bu mesela e, Mert Hakan bir maçın kadrosunda yok. Sonra kaptan olarak başlıyor. Of Bunu konuşmadık. Evet şey konuşun. Antalya maçı. Evet evet mesela tad için tad için North Zealand maçında son 3-4 dakika oyuna girmesi de bir mesaj aslında bir anlamda. Ya, birisi Tadiçin. demiş ki prim ya, ya arkadaşlar, arkadaşlar prim, al, yani. prim almasıyla hiçbir alakası yok. Sözleşme öyle değil yani artık. Fenerbahçe'nin eski... prim sistemi de bildiğiniz klasik prim sistemi değil yani hani oynayan oynamayan. Şimdi bunun çok detayına girmeye ya gerek yok. Ya bir de tad için ben. hani orada o North Zealand maçında 3 dakikalık prime falan da ihtiyacı yok ya. Adamın zaten şey hani banka hesabı. <laughs> ya hayır gerek yok yani. Ezbere yapılan işte yani yorumlar. Ama şöyle film hani. alsın diye oyuna soktu diyor. Ya abi inanılmaz ya. Hakikaten bak. Bunları Değil görünce mi? ben şey oluyorum. Ya bazen böyle ben kendi ben kimliğimi şaşır, kayb kaybetmeye çalışıyorum. kaybediyorum, kaybetme noktasına geliyorum. Çünkü kardeşim bu iş böyle yapılmaz. Bak biz de gazeteci. Biz de eee işte, aklın ilk gelini söylememen lazım be dostum ya. Hemen aklın ilk gelini söyle biraz. biraz bilmiyorsunuz bana telefon açın <laughs> ya. Vallahi açın cevaplayacağım ya. Ha, bir de şöyle hani tadı için prim için ya hani Tadiçler hocam ben son 3 4 dakika ne olur ne olmazsa hani hani hakikaten komik e, İsmail komik hoca. değil yani. Tadiç prim alsın diye Alanya deplasmanında 11 oynatacağı Tadiçi. Eee prim alsın diye son 3 dakika Norwich Şerant maçı Bu arada tabii de eli çok açık onu da söyleyeyim. Ee, herkese de yani destek oluyor, çevresindeki. Ya de. Abi, yani, yani. aldığı prim bak aldığı prim zaten sözleşmesinde yazan prim ve onu her onu, türlü alıyor yani. Onu her türlü alıyor ve şu da var. Diyelim ki öyle bir durum var ya. Yani. 3 dakika girerse atıyorum 10.000 euro. Ya miyosu. adam bunun peşine koşar mı abi? Onu geçtim. İsmail hoca Alanya maçında ben seni 11 oynatacağım. Oğlum riske edemem İşte bak buradan Volkan bu güzel bir nokta. Buradan yola çıkıp yani bu olayla alakalı yapılan herhangi bir yanlış yorum, yanlış bir haberin insanlar tarafından ya evet prim için diye kabul görüp böyle 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 insanları bu yerleşiyor. Bu taktik anlayışlarda da böyle mesela. Evet. Fenerbahçe hücum oynar. Fenerbahçe böyle oynar. O böyledir bu. Savunma yapmaz ya yaptırır. İnsanların aklına bir şey yerleştiriliyor. Bunu bizim de yanlış bildiğimiz aklımıza yerleşmiş birçok şey olabilir. Hani bunu bir eleştiri bir gerçek olarak söylüyorum bu sosyal medyanın etkisiyle. O yüzden bir konuyla alakalı kanaat getirmeden önce bir süzgeçten geçirmek lazım. Bir düşünmek ya bile lazım ben ya bir da şey bilene sormak ya. lazım. E, evet bile ya vallahi bak yani bu bu kadar zor bir şey değil araştırmak. Yani tam hani muhabirlikle hiçbir şey olmayabilir hani bir yorumcunun da. Ya bir telefon açarsın ya. Dersin ki böyle mi değil mi? Ama insanlar çok aklına geleni yazıyor. Yani ben taraftarlara bir şey demiyorum yani bu Taraftar hani hani gayet Hayır, bu işi yapan ama abi tabii, bizim tabii. gibi böyle çıkıp ekran anlatan insanlar tabii, yapıyor tabii. bunu. Hani, o benim canımı çok sıkıyor. Evet. Ona evet. çok kızılıyorum. Bir de bir de benim canımı sıkan başka bir konu da Atilla Kara olan abi yani. Ben dün bak samimi söylüyorum. Bilmiyorum sen hani beni tanıyorsun böyle çok hakem konusunda, ahkem kesen falan bir adam değilim çünkü evet. niye ben anlamam. Hakemlikle alakalı bir fikrim olamaz çünkü hakem eğitimi almadım. Hakem eğitimi Kurallar almadım. Kurallar sürekli güncelleniyor. Şunu, şunu söyleyeceğim ama bak. temelini 3 aşağı 5 yukarı futbolun temelinde bildiğimiz bazı gerçekler de var ya. Yani. dakikada bir pozisyon var. Babacım halı sahada sadece halı sahada top oynamış olman o pozisyonun faal olmadığını bilmene yeterli ya. Tadiç'i gösteriyor böyle. Hani sen yaptığın gibi. Tadiç'i izliyorum. Abi Tadiç adama dokunmak. Dokunmamış ya. Dokunmamış adama. Tamam. Ve Biliyorsun 3'e 1 pozisyon. Şey de, e, den, evet. Deniz Çoban mı Goal. demiş? %80-90'lık gol pozisyonu demiş yani. %80-90'lık gol pozisyonu. E, penaltı da zaten %80-90'lık bir gol pozisyonu. olur 4'e 1 mi ne? 3'e 1 4'e 1 neyse yani bir stoper şey yakalandı. Sağdan biri Sağda gibi. yakalandı. Öbürü de topu kaptırdı. Ceko'ya verecek. Ceko pozisyona girecek. Şimdi bu önemli bir konu. Bir de o sayı Samuel var. Lafını kesti. sen evet ona da tweet atmıştın. Abi doğru. Ben en sonunda kendimden şüphe ettim ya. Çünkü yardımcı öyle bir bayrak sallıyor ki. Kesin bir şey var öncesinde diyorum ya. Yani Ossay Samuel birine bastı. Birine faal yaptı. O yüzden böyle sallıyor diyorum. Abi izliyorum izliyorum. Yok arkadaş yok. Adamın yaptığı hiçbir şey yok. Yapılan tek şey Ossay Samuel'in ayağının üstüne şeyin basışı. Alayalı e şeyle oyuncunun. ismini unuttum. Basışı ve o üstte düşüşü. Adamın ayağına basıp üstüne düşüyor. Hmm. Fahri o sahnenin aleyhine veriyor. Yani bunlar hakikaten söylüyorum. Bak benim bütün şeyimi enerjimi. alıyor. Enerjimi alıyor. Futbol ve sevgimi futbol izleme iştahımı bitiriyor. Abi yapamıyorsanız çok özür diliyorum. Hepinize mesleki olarak saygım var. Ama herkes hakem olmak zorunda değil ya. Hmm. Gerçekten bırakın bence Bundan daha kötü sizden sizin yerinize gelecek adam bundan daha kötü olamaz çünkü son olarak şunu da söyleyeceğim Çok bir pozisyon daha var. Edin Jackson attı şey e, İrfan Can attı golden önce Tadiç ofsite. Şimdi mesela bu şeye de takmış durumdayım hı hı. yorumculara da takmış durumdayım adam şimdi bakıyor aynı pozisyona ben de bakıyorum aynı anda ya televizyondan ben de izliyorum o da izliyor bakıyor bence ofsite diyor ulan gösterilen pozisyonla ofsite veya değil diyebilmen için net bir görüntü olmaz. Görüntü çamur gibi bulanık, kör olursun görüntüyü gördüğünde. Tadiçin ayağı diyor. Ya arkadaş, kimin ayağın önde olduğunun hiçbir görüntüde hiçbir kanıtı yok ki var zaten. Hani buradan bilmeyenlere biliyorlar da hepsi. Ee, ben bir daha söyleyeyim. Var. Zaten kanıt sunamadığı için o golü verdi. Ben, diyor ki ben anlayamıyorum bu teknolojiyle diyor. Çizgiyi çekemiyorum çünkü o görüntü kalitesi yeterli değil. O görüntü kalitesinden dolayı da ben bunun offside olup olmadığını çözemiyorum. Yalandan çizgi çekiyorlar. Bak ben söylüyorum o çizgi yalan. O çizgi çekiyorlar ya. Hmm. Yalan o. Şimdi yani o yarı offside, yarı otomatik offside, offside sistemin kesin gelmesi lazım. Böyle bence offside falan diyenlerin hepsinin çenesinin kapanması ya lazım. Ya şöyle yani. Offside pozisyonu pozisyonuyla alakalı şunu söyleyebilirim. Şimdi ortada bir sistem var. Bu sistemin eksikleri var. Bir nokta koyuluyor. Vesaire bir çizgi çekiliyor. O sistem bence uydurma bir sistem abi. Şimdi şöyle bir şey var. Ama ligimizde offside kararları bu şekilde veriliyor. Ve şunu birçok kez gördük ki bu sistem gelişecek, daha iyisi gelecek. Ayrı senin önde gördüğün ayak ya da senin önünde gördüğün omuz, kafa, vücut hangi parçasıysa e, seni yanıltabiliyor. Baba bu, beyninde yarı otomatik offside sistemi he, var bu, sen bunu bu, bence ofsayt bu, diyorsun. Bu mesela Beşiktaş maçında dışarıdan atıyorum Masuakun bir ortası ha, var aynısı. dışarıdan. Yanı bir açıdan bakıyorsun? E, kesin dışarıdan diyorsun. Bir açıdan bakıyorsun. Kesin içeride diyorsun. Bu geometri, işte iz düşün vesaire Hı. biraz bunlarla alakalı bir durum. Biraz da gerçekten teknik bir konu. Evet. Yani şöyle bakıyorsan başka, böyle bakıyorsan başka, tepeden bakıyorsan başka. Aynen öyle. Ben bununla ilgili bir şey iddia edemem. Offside off değil. Şu anda bir çizgi çekilmiş. Bunun ben aksini iddia elimde herhangi bir bunun aksiyle alakalı bir veri olmadığı için içinde. E, hani evet şu pozisyon böyleydi, bu pozisyon içerideydi. Kend, Kendimi yorumlayabilirim. Ama bunun bir e, şey yok, bir re, realitesi yok. Evet. Ama realitesi olan ne biliyor musun? Senin az önce başladığın Bak o sayının pozisyonu da ciddi pozisyon da hani göremedi, möremedi falan, süzemedi. Ayrı bir şey. Ama şu esas realitesi olan pozisyon senin 16. 17. dakikada bahsettiğin pozisyon. Orada dikkatini çeken bir şey var mı? Alanya sporlu, şimdi mesela adam bir, devam ediyor Yere bırakmıyor kendini çünkü o da foul olmadığı için. Topu kaybettim diye. diyor yani. <laughs> tamam mı? Topu kaybettim. Gol <laughs> yiyeceğiz evet. Devam ediyoruz. Yani Normalde ne yaparsın? Atarsın kendini. Hocam foul falan. <laughs> Adam kendini foul olmadığı için, bak son dönemde benim gördüğüm en temiz top çalmadır. Bak iki üç sıkıştırmalar, ufak tefek fiziksel müdahaleler olur ve oyuncular da yere bırakır. Abi. Yani o yüzden. E, hakemlerimizin ya, çoğun değil mi? Mesela Halil Umut Meler avantajı oynatmadı mı kardeşim? Foul vardı oynattı. Fenerbahçe golü Müthiş bir futbol adına avantaj oynatma değil mi? Bunu hakemlik olarak tebrik etmemiz evet. lazım. Yani tüm hakemlerimizin bu tip şeylerde oynatması gerekiyor. Halil Ama, Mutmeler iyi hakem abi. Tabii tabii iyi hakem. Ya, Ama, biz hata yapmıyor mu yapıyor. Ama belli yani şimdi, iyi hakem adam. Şimdi burada e, ee, offside'den ziyade kronolojik olarak da off olduğu iddia edilen çizgiye rağmen iddia edilen pozisyondan yaklaşık 20-25 dakika önce Fenerbahçe'nin 3'e 1 4'e 1 atağı kesildi. Evet. O atak kesilmese maçın nereye gideceği ile alakalı birçok senaryo olumlu anlamda Fenerbahçe adına yapabiliriz. Aynen öyle. Yani sen onu geç çizgiye rağmen offside dediğin zaman komik oluyor yani Vallahi, bence. E, yani tekrar ediyorum ben hani kendilerine de eziyet bu çünkü belli olmayacak. Olmayacak bak hiçbir zaman olmayacak. Ya, ya, üzüldüm ben de, ben de o pozisyondan sonra çok üzüldüm biliyor musun? Niye üzüldüm biliyor musun? Ee, Ceko, Tadic, Fred ya işte biri İtalya, biri Hollanda, biri İngiltere'nin en büyük kulüplerinden geldi. İngiltere, Ajax ve Manchester'dan geldi. Adamlar o kadar şey oldu ki yani abi nasıl olur ya hani bu bu imkansız bir şey ya. Üçünün reaksiyonu da aynı ha. Evet. Üçünü reaksiyon çünkü adamlar futbol kariyerinde böyle bir şey görmemiş. O yüzden Türk hakem dili hele, tanış, hele tanışmaları de. da. Hele İngiltere'de böyle birbirine dokunmalar falan faal çalacak. rezillik ya. Yani Bir de mesela şunu üzülüyorum. Hani son belki bilmiyorum ne kadar oldu biraz uzattık ama ben şu açıdan e, bir üzüntüm var. Şimdi bu oyuncuların uluslararası bu Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor uluslararası oyuncuları içine geçerli. Abi bu adamların konuştuğu kendi aralarında konuşuyor. Ve de olarak dünyaca ünlü yıldızlara zaman zaman Türkiye ile ilgili anlattıkları bir takım şeyler oluyor. Değil mi? Nasıl abi mesela Ceyko'yu soruyorlar Türkiye ile ilgili. Reputasyonum çok rezil yani. mesela açık ve net. Samsun maçından sonra Ceko ile tadı içinde konuşuyordu. Kameralara yansıdı. Ee, kendi dillerini boşlakçı sırpça konuşuyorlar. Kamera son bölüme yetişti. Ceko diyor ki tadı şey, ya diyor önemli zaten diyor zemin çok kötüydü diyor. Evet. Şimdi Ceko, Dün kötüydü. He şimdi yani bu adamlara iyi zemin sunamıyorsun. Bu adamlara iyi hakem veremiyorsun. Buna rağmen bu adamlar sana iyi futbol veriyor. Yani o açıdan da hem iki ismim hem diğer e, takımlardaki yıldız oyuncular da bu açıdan teşekkür etmek Konuyla ve saygı alakalı görüşüm tekrar ediyorum ve sonra da kapatıyorum. Evet. Şimdi ekleyeceğim bir yok, şey yok. yok. Bazı hakemler zorlamasın abi olmayacağını Ama görüp... suçu yok ki. Yo ben niye ben bir şey Ama Ben yapamadım görürsen Sen bırakırım abi. O seninle alakalı orada, orada federasyon devreye girecek. Yani şimdi adam yapabileceği belki başka bir iş yok. Anladın mı? Ya diyor ki ya hayır kardeşim ben, ben iyi hakem olduğumu düşünüyorum. Orada karar verici hakemlerin çok fazla suçu yok. Orada o hakemleri hala orada... E, tutan kişiler ve karar verenlerin hatası. Ya ve bir de bir yani. de mesela Bence. şunun e, kararını kim veriyor mesela? Şimdi yine hedef göstermek istemiyorum ama ya isimlerini bak telaffuz etmedim şu ana kadar hiç. Gerek yok. İlk kez telaffuz edeceğim. Şimdi mesela Atilla Karaoğlan yetenekli bir hakemimiz. Hani destek verelim böyle FIFA boyutuna getirmeye çalışalım mı? Kim karar veriyor mesela? Onu çok merak ediyorum. Çünkü verdiği kararlar şu ana kadar birkaç istisna dışında genel olarak yanlış abi. Bak Halimut Meler iyi hakem. Zorbay Küçük iyi hakem. Ya yani iyi hakemler var. Ama çok az. Çok çok az ya. Onda iki falan. Gerçekten %20. ya bunu bu alttaki e, meslek grubuna dahil olan elemanları ya da onların seçicilerini var şöyle bir çok ciddi bir elemeden geçirmek lazım. Yani iyi hakemi tespit edebilecek scouting var ya bu futbolcu seçme. Hmm. Hakem seçmek için de bence bir scouting gerekmiyor mu abi? Bakacaksın şimdi bu adam futboldan anlıyor mu anlamıyor mu? Anlamıyorsa hakem yapmayın abi. Çünkü e, şeyde hakemin kararları Futbolu bazen yaşatıyor, bazen öldürüyor. Ya dün gerçekten yani dün dedim ki futbolu, lanet olsun, evet, bu ne dedim ya? Maalesef yani hani şöyle Fenerbahçe yani şöyle bazen mesela bir maç izlemek istiyorsun ya Fenerbahçeli değilsin Galatasaraylı, Beşiktaşlı ya da o takımı tutmuyorsun abi güzel futbol izlemek istiyorsun ya, bir zamanın var boş bir zamanın açıp mesela herhangi biri Fenerbahçeli olmasa ya Türkiye yani biri olmasa başka bir şu maçı izleyeyim dese futbol adına. O pozisyondan sonra maçı değiştirir. Her yani bir şey hissetmesi Türkiye'ye ait, Fenerbahçe'ye ait, ligimize ait. Ya ya evet. futbol insanı olsa, futbol taraftarı olsa, abiler bu hakim o. O yüzden e, ama neyse maalesef hani bir şekilde. Bunlara rağmen neyse, e, ligimiz bir şekilde. Konuşuruk. Evet güzel güzel bence güzel sohbet oldu. Teşekkür <laughs> ederim. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Evet aynen öyle arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi. Aboneliği önemli. Aboneliği evet. önemli. Bunları sen hatırlatman ben. lazım sevgili YouTube evet. kardeşim ya. Yani. <laughs> e, aboneliği ihmal etmiyoruz ve tabii ki haftaya yeniden birlikteyiz. Yeni programımızda sizlerle görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.